Günaydın arkadaşlar. Şu anda kalktım. Sabah sabah kendime evde ekmek olmadığı için annem de anahtar hastaneye gitmiş. Ekmek alamıyorum. O yüzden anahtar olmadığı için kendime görmüş olduğunuz gibi çiğ börek yapıyorum. İçine kıyma koyuyorum. Yaptım hatta şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde. İçine kıymayı dolduruyorum. Tırnaklarımla da bu şekilde bastırıyorum. Şimdi birazdan zaten yakından göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ilk pişirdiğim bu. Bu şekilde yaptım. Burada da var. Burada da 3 tane var. Burada da bir tanesi kızarıyor. Tavayı küçük seçtim çünkü yavaş yavaş işi daha güzel pişsin diye. Şimdi ben bunları afiyetle yiyeceğim. Çevireceğim bu arada. Bunu da çeviriyorum. Şimdi kamerayı kurayım, tripodu getireyim ben. Bu arada hava çok sıcak olduğunu fark ettikten sonra gittim. Üzerime bu arada neden böyle sıçradı bilmiyorum ama yüzüme sıçradı. Tava seçimi bu arada doğru değil. O yüzden siz tavanızı seçerken siz olun. Lütfen düzgün bir tava seçin. Güzelce kızarsın. Alt kısmı da. Bakayım kızarmış mı? Daha kızaracak. Bu arada ben size hamuru nasıl açtığımı göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi iç harcım var. Bunu şimdi şöyle koyabilirim. Böyle bu şekillerde, bu şekilde ufak bir peze aldım. Şimdi biraz üzerine un serpiyorum. Ondan sonra bu şekilde ilk önce elimle şöyle açıyorum. Sonra bu şekilde çevire çevire yuvarlaklığını bozmadan güzelce açıyorum. Sizler için. Daha açılacak bu. Şuradan başlıyorum. Uzunlamasını açacağım. Tamamdır. Şimdi bunu böyle bir şekilde çevirdikten sonra şimdi bunu alıyorum içine bu şekilde. Güzelce böyle koyuyorum. Sonra bu şekilde kapatıyorum. Yanlardan tırnak geçirerekten yapıp şu şekilde bastırıyorum. Bu kadar. Şimdi ben bunu alacağım. Arkadaşlar bu arada sürekli şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Haliyle mutfak küçük olunca. Evet, altı kızarmış, alabilirim. Şimdi bunu da koyalım. Şimdi bunu koyuyorum. Altta üstü pişsin diye yağsız balı koydum. Şimdi alttaki şu soğan şeyime bakacağım tadına. Çıtırlığı mükemmel. İçindeki soğanın tadı mükemmel. Enfes olmuş. Enfes ben yaptım ben. Bu arada içindeki yağlar hep akmış. Her neyse sorun değil. Zaten yağlarla pişecek. Bu da pişsin. Geldi de pişsin. Kahvaltıda görüşürüz. Görmüş olduğunuz gibi çiğ böreklerimin hepsi hazır. Diğerlerini böyle üçgen şeklinde yaptım. Sadece bir tanesi böyle. Annem ve babama afiyet olsun. Ben iki tane mi üç tane mi ne yedim yalan söylemeyeyim. Şimdi bunları peçete koyacağım. Ondan sonra annemle babama akşam saatinde
Afiyet olsun. Annem zaten hastanede. Bakalım yorumları nasıl olacak çiğ börek hakkında. Umarım beğenir.